Q yayın başlıyor. Yayın başlıyor. Canlı yayındayız. Evet hacılar selamlar. Bir pazartesi akşamı da beraberiz. Ben Kof Animasyon'un kaptanı, kurucusu Gökhan. Yanımda da Kof Animasyon'un mutfağının şefi, şansölyesi Alper var. Arkadaşlar Alo. öncelikle şunu soralım. Bizim sesimiz geliyor mu? Benim sesim geliyor mu? Ses var mı? Alper'in sesi geliyor mu? Alper bir daha ses ver. Geliyor mu? Evet, Sesler bir geliyor dakika mu? sonra duyacağımız için, cevapları alacağımız için bu bir dakikayı CPU'muza bakarak geçiriyoruz. Oğlum CPU bayağı yükseldi ha. Evet, bu akşam özel bir yayın yapıyoruz. Özel bir konuğumuz var. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayacağız. Onu istinaden siyah beyaz giyindik. Alper de siyah beyaz giyinmiş. Ellerine sağlık Alper'cim. Harika olmuşsun bu akşam. Demek ki efendim. Çok teşekkür ederim. Bu akşamki özel yayınımıza geçmeden evvel söylememiz gereken, yapmamız gereken bir takım laflarımız var. Bunları edelim ve yavaş yavaş konuğumuzu da alıp bu heyecanlı geceye ilerleyelim. Kof Animasyon 8 yılı aşkın zamandır Türkiye'de 2D animasyon alanında uzmanlaşmış butik bir animasyon stüdyosu. Bizler görselliği yüksek, paylaşım değeri yüksek, genelde de reklam dünyasında işler yapıyoruz. Müzik videoları, TV promoları, TV reklamları gibi işler yapıyoruz. Bu yayınlarımızda, portfolyo yayınlarımızda da aslında iki tane amacımız var. Şu ana kadar portfolyolar baka baka geldik. Son dönemde yayınlarımız değişti. Ancak genel olarak iki derdimiz var bu yayınlarda. Birincisi Türkiye'de animasyon, illüstrasyon alanında uğraşan profesyonelliğini bir adım öteye götürmek isteyen herkesin cevaplarını verebilmek, sorularına cevap olabilmek, onlara yer yön olabilmek. Bir ikinci dileğimiz ise, ya bu arada benim sesim geliyor mu ya, kimse cevap vermedi. Hala boşa konuşuyor olabilir miyim acaba? Ben Tamam, biraz teşekkür geliyorum. ederim. Bir ikinci dileğimiz de sizlere işler verebilmek. Daha önceki yayınlarımızda iki farklı projede üç arkadaşla çalışma fırsatı bulduk. Burada portfolyolarını, işlerini gördüğümüz arkadaşlarla daha çok farklı projelerde, kalemlerine uygun projelerde çalışmak istiyoruz. Bir de Discord'umuz var. Aşağıdan linkini bulabilirsiniz. Discord'da da animasyon ve illüstrasyonla ilgilenen insanları bir araya toplamaya çalışıyoruz. Biz burada nasıl portfolyolarınıza aynı ofisteki gibi cevaplar veriyorsak, yorumlar veriyorsak, Discord'da da birbirlerinizin işine aynı o şekilde cevap vermenizi, birbirinizin işlerine revizyon vermenizi, orada aslında animasyonla ilgilenen insanların birbirini kollamasını, tanımasını istiyoruz. Bizler de orayı monitör ediyoruz, gelen işlere bakıyoruz. Ve de bir gözümüz orada. Ne işler yapılıyor, neler yapılıyor diye merak ediyoruz. Her şeyler yolundaysa ben o zaman konuğumuzla devam ediyorum. Konuğumuz geldi. Mustafa hoş geldin. Merhabalar, hoş Şimdi bulduk. öncelikle Mustafa'nın sesi geliyor mu? Evet, benim sesim Mustafa'nın geliyor mu? sesi. Ha. Geliyorsa geliyor diyeyim, Tamam, gelmiyorsa şimdi bakalım. özellikle Mustafa'nın sesi geliyor mu diye soruyoruz. Mustafa'nın sesi bizler için önemli. Evet, sesler. Seste bir Seste bir problem var problem var mı? mı? Peki Mustafa hoş geldin. Biraz Hoş bulduk senden abi. bahsedelim, sen de biraz kendinden bahset. Ben bir giriş yapayım. Tabii. Mustafa bu akşam bize konu olan Süleyman Seba adına yaptığımız filmde Kof Animasyon'da bizlerle beraber çalışmış animasyoncu bir arkadaşımız. Ex Kof. Daha önce Kof'ta uzun yıllar beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. Sonrasında freelance projelerle de devam ediyoruz. Yes Hacı, tamam, senin sesin de geliyor. Ayarlarım tutmuş bu sefer. Süper. Sonrasında freelance projelerde yine beraber çalıştık. Kendisi Türkiye'de animasyon konusunda profesyonel kalemlerden birisi. Değişik projeleri de var. Oraları da uzanacağız. Sen ne diyorsun abi? Neler yapıyorsun? Çok kısa bir de sen gir konuya. Evet abi, 2017'den beri freelance olarak da devam ediyorum aslında. Bunun öncesinde hep beraber kalem salladık. Hala da beraber kalem sallamaya devam Evet. ediyoruz zaman zaman.
3 aşağı 5 yukarı aslında bu kadar yani. Çok da fazla başka. Abi şeyi sorayım. Hani şimdi kimlerle çalışıyorsun? Şimdiki işler nasıl gidiyor? Freelance'lar nasıl? Kafalar nasıl? Söyle bir şeyler. Valla bir yandan TRT'ye yapılan bazı projelerde yer alıyorum şu aralar. Kimisine layout yapıyorum, kimisine konsept tasarım yapıyorum ya da işte background tasarlıyorum. Onun haricinde yine reklam projeleri devam ediyor. Bir yandan bunlardan bir fırsat buldukça aslında işte kişisel olarak bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Abi oraya uzanacağım. Hatta oraya doğru uzanıyorum ama bir tane araya reklam alacağım. Şimdi çuf 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 hemen şey. Arkadaşlar Kof Animasyon'u YouTube'dan takip etmiyorsanız hemen şu anda abone olmanızın tam zamanı. Eğer bizi Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan da takip ediniz. Beni de Instagram'dan takip ediniz. Kof Gökhan. Bastım tıkladım. Bu ara yine çılgın atıyorum. Son işlerimi görmeniz lazım. Alper'i de olur olmadık storylerinize mention ediniz. Olur olmadık postlarınıza mention ediniz. Ve de Mustafa'yı takip etmenizi istiyorum. Mustafa 3 hesap var. Ben Özkan Mustafa'yı ön plana çıkardım. Evet. Ana hesap burası gibi geldim. Bu 3 hesabı da sormak istiyorum aslında. Burada şey demiştin, kendime web komikler yapıyorum demiştin abi. Bunu biraz daha açsana bize. Evet, bunu bayağı uzun zamandır yapıyorum. Ben bu yani kendime derken kar amacı gütmeyen tamamen zevk kendimi için ifade eden web komikler aslında. Ya bir noktada 3 hesabı bölmemin sebebi de şu oldu. Hep ilk başlar bu web komiklerin arasında bazı kişisel fotoğraflar falan da vardı. Böyle Instagram'ı ilk zamanlarında kullandım. Evet. Daha sonra ben şeye karar verdim. Yani web komikler bir sayfa olsun. Ne bileyim, art ve animasyon, illüstrasyon ve animasyonlar bir sayfa olsun ve benim işte kankalarla kahvaltı, işte mangalda fotoğraflar da ayrı bir sayfa olsun gibilerine. 3 sayfa haline getirdim. Çünkü öbür türlü şey durmuyor. Pro durmuyor. Bir noktada yani siz bir iş yapıyorsunuz. Araya başka alakası fotoğraflar girince tam pro şık durmuyor diyorsun. Evet evet. Bu komikleri de ben takip ediyorum abi. Kendin yazıp çiziyorsun diye biliyorum. Evet aynen. Aynen. Bunlar kendim yazıp çiziyorum. Genelde işte zaten Instagram'ın bir limiti var. En fazla bir postta 10 karesi sığdırabiliyorsunuz. Ve bu benim komiklerde ortalama zaten 6-7 karelik, maksimum da 10 karelik. O 10 kareyi de aşamıyorum zaten. Ki aşılmaması da gerekiyor. Zaten kimse o kadar sabrı yok okumaya. Ve de şey yani karakter zaman içerisinde değişti zaten. Hani burada şey de enteresan. Bu böyle pembe bir karakter bir şekilde peyda oldu. Ve bu ilk komikten son komiğe kadar bakıldığında aslında karakterin de kendi içerisindeki gelişimini görebilirsiniz. Çok sürekli yaptıkça değişiyor. Ve bu web komik sayfasında ilk başlar benim de bir tarz arayışım oldu. Evet. Yani ilk en aşağılara bakıldığında böyle kalem nerelere evretsin gibilerine böyle deniyordum. İşte stroklu, stroksuz, kimyeler stroklu falan gibi. Daha sonra böyle yani çizdikçe yavaş yavaş belli bir karakterde oturdu ama hala değişiyor. Mesela ben en son komiğimde yine bir renk paletinde ufak bir ayarlama yaptım mesela. Sürekli renk paletleri değişiyor. Ve bu oturduktan sonra böyle sayfanın geneline baktığınızda belirli bir renk paletli, belirli karakterli aslında daha nizami bir sayfa haline geliyor. Çünkü bir noktada şey de önemli. Birisi sizin bence sayfayı ziyaret ettiğinde genel baktığındaki tutarlılık ve genel baktığındaki o renk paletindeki uyum da bence önemli. O yüzden ilk başlar birbiriyle çok alakasız tarzlarda giderken son zamanlarda biraz daha tutarlı hale geldi. ve de ilk zamanlar ben komikleri İngilizce yapmaya başlamıştım. Çünkü belki biraz daha globalde biraz daha belki ses getirir değil de biraz daha fark edilir vesaire gibi. Evet. Ama daha sonra araya böyle bir iki Türkçe falan deneyince aslında Türkçe komiklerin daha böyle etkileşimin yüksek olduğunu fark ettim. O yüzden burada da şu yola gittim.
Bir tane bir arkadaşım bana şey önerdi. Webtoon diye bir platform var. Bu platformda esasında tamamen web komiklerden oluşan bir platform. Başka bir şey değil. Ve bayağı içerisinde uluslararası sanatçıların olduğu bir platform. Ben web komikleri normalde bu sayfayı Türkçe yüklerken o sayfayda Webtoon'a da İngilizce versiyonunu yüklemeye başladım. Dolayısıyla okumaya başladım. Bir ara şey yapıyordum hatta, bunların arası altına da böyle İngilizce altyazı yazmaya başlamıştım ama... O nasıl oldu? Çalıştı mı? Ya ben sonra üşendim, onu bıraktım ama sonrasında şey mesajı geldi birilerinden. Ya yani ne güzel işte, onu da Türkçe öğreniyordum falan şeklinde. Yani orada o vesileyle Türkçe öğrenenler bile varmış. Anladım. Şey enteresan oluyor. Mesela benim komikleri daha sonra işte farklı dillere, böyle Arapçaya falan mesela gibi çevirenler falan vardı. Hani aha, böyle aynı şeylerde, renklerde mesela pembe karakter, pembe fontlarla ben yazıyorsam onlar da aynı şekilde yazmış ve hani böyle onları görmek falan da enteresan oluyordu. Bu böyle işte evet, tamamen ben değilim ama benden de böyle bir şeyler taşıyan, en nihayetinde çünkü öyle oluyor. Evet. Ya biraz da şey ama mizah bir tık da yerel bir şey ya. Hani komik yaptığında yani çok global bir komik de yapabilirsin tabii ki. Ama o zaman da o dilin şeyindesin, yerindesin. Mizah da yerel bir şey olduğu için kendi dilinde yaptığında daha etkili olması bence normal, her türlü daha etkili oluyordur. Yani şimdi gidip bir Türk komedyeni İngilizceye çevirdiğinde aynı etki olmuyor ya hani. Evet. Ya da mesela bir komedyeni izlediğinde veya onun şeylerini dinlediğinde başka bir dile tam olarak yansımıyor. O dilde, o dile çok hakim oluyor olman lazım ki tam olarak anlayabilirsin. O yüzden herhalde yani çiziminden çok esprisi mühim olan yerlerde sanki yerellik daha doğru, daha iyi çalışıyor gibi geliyor bana da. Yerelden globale. Arkadaşlar yayınımızla ilgili bir sıkıntı var mı? Bir check edelim. Bana YouTube bir uyarı verdi. Bizde bir sıkıntı var mı? Bana bir söyleyin. Peki abi, burada bir de ben şeyi görüyorum. Daha önce görmemiştim. Patreon açmışsın acım bir tane. Bu Patreonculuk evet, nasıl gidiyor? Oradan biraz seslen. Patreon'u ben bayağı önce açtım ama gitmiyor şu an. yani hiç patronum yok. Bayağı eski açtım ama galiba onda da şey yapmak lazım. Patreon'da da biraz ne bileyim paketler hazırlayıp yani Patreon işleyebilmesi için herkes öyle yapıyor çünkü. İşte paketler hazırlayıp işte $2 verene işte sana şunu vereceğim, $5 veriyorsan sana şunu vereceğim gibilerine. Onu yapmak lazım. Belki patron hesabına da işler yüklemek lazım vesaire. İş yani o da. Evet, o da onu yani temelini attım ama biraz işlenmesi lazım. İşlemediğim için de. Ha, bu arada şey mesela Webtoon'dan bahsetmiştim. Ha. Oraya da Patreon'u böyle linkleyebiliyorsunuz. Direkt hatta şey şekilde. Mesela ben buraya link olarak yazdım mesela Instagram'a ama orada buton olarak var. Sonra direkt butona bastığınızda Patreon butonuna direkt senin Patreon sayfana gidiyor. Anladım. Adam mesela. Abi enteresanmış. Evet. Güzel. Pekala. Şimdi yavaş yavaş gecemizin konusuna da uzanıyoruz. Beşiktaş'ı kutluyoruz. Beşiktaş camiasının şampiyonlukları için kutluyoruz. Bizim de yıllar evvel Mustafa ile beraber çalıştığımız, beraber ürettiğimiz bir Süleyman Seba filmi vardı. Bu gece aslında hem Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayarak hem de filmle ilgili konuşmak için, filmle ilgili neler yapıldığını, nasıl bir süreçten geçildi vesaire, bunu en yakından tanıyan, yaşamış insanlardan biri olarak da Mustafa'yı aldık aramıza. Önce filmi izleyelim gelin. Evet, bir filmi izleyelim. Ben size sorular soracağım bu gece. Çünkü projede ben yoktum Seba'yı yaparken. Şimdi ben size sorular soracağım. Hiç bilmeyen biri gözünden sadece kendi merak ettiklerimi soracağım. Tamam. Peki. Şeklinde sorular soracağım. Bakalım ne olacak? Nasıl yapılmış? Şimdi izleyelim. Yayına ses gidiyor ama bize ses gelmeyecek arkadaşlar. Şaşırmayın. 5 dakikalık bir film açıyorum. Üstüne belki komentarı yapabiliriz de. Ve maç başladı. Mutlulukla karşıladı ev sahibi mütevazı konuğunu.
Hayatın toprak kokulu zemini hissetti küçük futbolcunun topuğunu. Koşturdukça semtin arsalarında giriyordu kanına inceden siyah beyaz sevda. İzledi kartal deparatan genç. Sardı kanatlarıyla kondurdu yeşil mabedin ortasına. Topçu her pozisyona ruhuyla koştu. Terletti formasını hakkıyla. Yükselen ortayla buluştu, kıvrıldı iki aradan. Kavuşturdu şerefli stadın ilk golünü saygıyla. Yeri göğü inletirken taraftar, karşıdan esmeye başladı birden rüzgar. Kader ördü ağlarını, yakaladı topçunun bacağını dizine kadar. Feda yolcusu çıkarken oyundan bir gözü arkada, biliyordu ikinci devreye yazılacağını. Kaleler değişmiş ama maç aynıydı. Başladı taktiklerini planlamaya yarın. Hava soğuk, zemin elverişsiz, şartlar son derece aleyhinde. Galip geldi uykusuz geçen gecelerle girdiği omuz omuza mücadele. Yükseliyordu göklere milyonların minneti. Dizildi tuğlalar birbirinin ardından. Yavru kartallarına yuvalar kurdu. Uçmayı öğretti ofsayta takılmadan. İnledi tribünler. 1-2-3 yetmez. 4-5-6 olsun. Dilediler atılan her pençe 90'ı bulsun. Fileler yorgun düştü. Düdükler son ses. Kalmadı müzenin ihtişamlı sahnesinde kullanılmayan bir duvar. Başkanın emek çizgisinde buluştu babanın takdiri. En değerli hediyesi oldu. Yolun doğruluğunun göstergesi. Ama zaman geçtikçe karanlık iklim çöktü alın teriyle ıslanan statlara. Katman katman şer doğuran illet benzerdi dipsiz kuyulara. Çimlerin üstünden su yürütenlere inat, temizdi beyefendinin tokalaşmaları. Şer. Şer is a monster. Şer odaklı. Tek renkli kare. Şerefiyle oynayıp, hakkıyla kazanmayı öğrendi ondan evlatları. 16 yıl devrildi kanatlarının altında. Dilediği gibi parladı siyahı ve beyazı. Her zerresi vefa dolu dervişin kalplere dokundu vedası. 90-2'de duyuldu acı hüküm. Çağrıldı çizginin ötesinden. Asla korkmazdı keskin çalan düdüğün sesinden. Son yolculuğunda minnettarlar, fedakar. Ve pişman oldu. Sonsuzluğa uzayan bu maçta tek bir yürek oldular. Dar sokaklı semtin geniş yürekli çocukları seni hiç unutmadı. Siyah beyaz aşkımızın ışıltılı gecesine bir yıldız daha parladı. Yey, abi kredisi de aksın. ...2017 yılı be, vay be. Kabataş Erkek Lisesi'nin de... Evet. ...katkılarıyla... ...hazırladım. Üçlü ekranımıza geri döndüm. Evet, filmimizi de izledik. Abi tekrar izliyorum da... ...ne emek, ne emek ya, ne uğraşmışız. Çılgınca bir projeymiş ya, gerçekten. Aynen.
Aynen aynen. Yani bayağı değişik şeyler denendi. Farklı evet. şeyler arandı. Deli işi bir proje güzel, yapmışız güzel. Ya. Vay anasını. Burada birkaç ismi anmaya ihtiyaç var. Daha derine inmeden önce. Cem Demir Pençe'yi almamız lazım. Bu projede lead animatördü. Karakter tasarımcısıydı. Cem'in çok büyük emeği var. Alper Ceviz'i anmak hmm. lazım. Compositing'de sırtlanıp götürmüştü. Sevde Şengül, Tuğçe Gizem, Akkaya, Oğuzhan Güdek stajyerlerimiz vardı. Onlara da sağ solu çizdirdik, bir sürü iş yaptırdık. Hatırlıyorum bak şimdi, Sevde gülleri yapmıştı da bir türlü olmuyordu falan. Hatırlıyorum şimdi. Efendim, onun dışında Nikolas, Majore, Peter, Mac Isaac'e, Swan Productions'a müzikler için teşekkür ederiz. Tabii ki seslendirmede Güray Dinçol. Güray çok güzel taşıdı, çok güzel okudu metni. Ve bizim ses işlerimizi yapan emektar Burak Çember, ona da çok teşekkür ediyoruz. Burada sesleri bir araya getiren, toparlayan iyi bir koleksiyon çıkarmıştı bize. Bir de ben yazı kısmında Özlem Özcan'a ve Özgür Öcalan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bu Seba'nın hayatıyla ilgili epey hem araştırma yapmıştık hem de yazılar yazmıştık beraber. Onlar da sağ olsunlar. Arada bir isim unutuyor muyum? Kabataş Erkek Lisesi'nden Can Bey'i hatırlamam lazım tabii ki. O bize Süleyman Seba'nın hayatıyla ilgili epeyce sohbetler anlattı. Filmdeki çoğu karede onu anlattıklarından içeri girdi. Ya şöyle anılar anlatmıştı bana. Hazır bu pop kısımları bağlayıvereyim. Mesela Beşiktaş'ta mahallenin çocuklarını toplayıp pastaneye götürüp kazan dibi tavuk göğsü yedirirmiş abi. Şey var, öyle bir karemiz var. İşte bir futbolcu transferi için arabaya atlayıp Berlin'e, Münih'e bir yere gidilmiş. Arabayla uçağa binmekten korkuyormuş, öyle bir yere gidilmiş. Biz mesela haritada haritaya bakarken yine uzaktan böyle katedrallerin hani Berlin, Alman mimarisinde binaları falan çizmiştik. Böyle ince detaylarda Süleyman Seba'yı arabanın içinde Almanya'ya götürmüştük mesela. Onu hatırlıyorum. İşte Manav'la sohbet ederdisinden falanından filanından bir sürü hikaye var içeride. Bir çuval hikayeyi de koyamadık içeriye. Onlar da farklı hikayelerdi. Onları da koyamadık içeriye ama bu isimleri anmış olalım. Teşekkür ediyoruz onlara da. Şimdi Alper'cim sorularını alalım istersen. Neyi merak ediyorsan cevapla. Araya giriyorum. Gel. Bir de bu Berkan Alkan'ı. Ha evet. Galiba. Aynen. Berkan. O da. Berkan da son anda compositing desteği olarak geldi. 3D'de de destek evet. yapmıştı ve compositing'de de destek sağlamıştı. Evet. Compositing ve 3D'de de destek sağlamıştı. Ama Berkan'a bir şey söylemek istiyorum. Ya abi bunu ancak görerek şey yapabiliriz. Ben şimdi Seba filmini yeniden açacağım ve sesini kısacağım. O oynarken bir yandan da şey yapalım. Ne FX'ler kasılmış arkadaş. Vay kardeşim ya. Baksana şuraya. Şu sahne. Bak mesela buradaki Beşiktaş birebir yapıldı. Arkadaki cami, orijinal cami. Binalar, orijinal binalar. Kabataş Erkek Lisesi birebirinden çalışıldı burada. O dönemin futbol topu. Ona özel. Hah bak şimdi evet. Berkan'a gelsin bu laf. Ulan Berkan arkadaki bayraklar dikine dikine ya. O nasıl bir şey ya? Bak gelecek yine stadyumdaki bayraklar abi yatay bayrak değil. Yatay bayrak değil. Dikine dikine. Hadi biz futboldan anlamıyoruz. Bak görüyor musun dikine? Buralar değil de aşağıdakiler dikine bayrak ya. İnanılmaz. Film bitti ondan sonra fark ediyoruz biz de. Bu geçiş çok efsane bir geçiş oldu. Ben bu geçişi çok seviyorum. Evet. Böyle futbolcu girip işte yönetici çıkıyor aynen. falan yaşlanmış. Abi çok anime etkileri evet. var. Laf bırakmadım size ama söylüyorum. Burada Avatar Bender ve şurada da gelecek şimdi. Death Note. Aynen. Death Note. Burada da Death Note referansı yapıyoruz. Süleyman Seba'nın imza atarak aslında kulübe kazandırdığı tesisler çıkıyor arkadan ki tesisler de birebir. Hepsini çalıştık işte falan
jimnastik salonu filan binası, idari bina, ek bina vesaire gibi. Burada kartallar indiğinde gözüken bir taraftar tayfa var. Onlar biziz. Herkes var orada. İşte ben varım, Tuğçe var, Cem var, sen varsın. Durdurmak lazım ama teknik imkanlarımız dahilinde değil maalesef. Bak, bu filmin ilk neresi yapıldı biliyor musun? Bundan önceki topa vuruşlar yapıldı. İlk. Şu turn diye. Evet abi, ilk. Test olarak mı yaptınız? Evet, test abi. Animation aynen, olarak mı yaptınız? Daha senaryo bile yoktu ortada. Ben Cem'e dedim ki abi bu topa vuracağız biz. Sen bu topa çalış. Sonra yerini buluruz filmde ve bulduk da. Sonra işte Şer geliyor. Şer buraları politikli korrekt konuşalım. Şer geliyor. Ama bilinen hikaye, gazetelere de yansıyan şerefli ikinciliklere layıktır Beşiktaş cümlesinin arkasındaki hikayeye uzanıyoruz bir parça. Şikeli bir kupa teklif edildiği söyleniyor. O da işte kabul etmiyor. Elinin tersiyle şerefli ikinciliğimi kabul ederim diyor. İşte kupadan da böcekler çıkıyor. Bu sahneyi ben yapmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Buralar çok tatlı oldu ya. Canım burada var. Mustafa'nın büyük emeği var. Şimdi sahne sahne geri geleceğiz de. Alper'in öyle sorularıyla işte Şer'i gösteriyoruz falan. Abi bir de ben şeyi seviyorum. Süleyman Seba'nın çok beyefendiliğine vurgu var. İşte önünü ilikliyor, kravatını düzeltiyor. El sıkışmak için elini uzatıyor ve orada kurtuluyor falan. Sonra öylesine bir hareket yapıyor ki bütün futbol takımlarına örnek olan bir dünya görüşü sergiliyor aslında. Ve yakasına da şerefli ikincilik alıyor. Abi her karesi düşünülmüş, ince ince işlenmiş bir film ya. İşte Manav, işte Almanya. Tamam, ben de bunları soracaktım zaten. Bu ne bu ne diye sen hepsini anlattın. Oldu mu şimdi? Peki ilk soracağımı soruyorum şimdi sana. Neden Süleyman Seba? Ulan neden Süleyman Seba seçtiniz? Şimdi burada Beşiktaşlı kim var? Beşiktaşlı ben Beşiktaşlıyım. Siz Beşiktaşlı olan hayır, var mı başka aramızda? Yok. Ben bir zaman kim? Neden Beşiktaş... Süleyman Seba? Neden Süleyman Seba? Şimdi bu soruya şöyle cevap verelim. Şöyle sohbete geçeyim. Sonra filmden karelere geri dönerim. Behance'imize döneriz. Oradan daha çok bakarız. Abi bu filme gelirken ki geçen yolda her şey Süleyman Seba'yı işaret etti. Ve kaçınılmazdı artık Süleyman Seba. Tarihin ve kaderin önüne geçilmez ya bazı anlarda. Peki. Okey. Abi. Bu yüzden Süleyman. Peki. Biraz daha başka sebeplerden de bahsedeyim. Tatmin edici bir cevap arıyorum. Neden Süleyman Seba? Zeki Müren'den ve şeyden sonra neden Süleyman Seba? İyi bir seçim abi, ama şöyle, neden? Ya birkaç sebebi var bunun. Bir sebebi şu, sadece sanat dünyası, şarkı söyleyen böyle eski Türk sanat müziği gibi bir yerde kalsın istemiyordum ben seriyi. Yaptığımız insanlar serisi. Bir spor insanı katarak aslında o serinin zenginliğini, yelpaze gibi açılabileceğini ve farklı alanlara da ulaşabileceğini ben göstermek istedim, kanıtlamak istedim. Bir dert buydu. Bir ikinci dert de Cem Demirpençe'ydi. Cem Demirpençe beni hayvan gibi sıkıştırıyordu. Abi, CR gibi bir iş yapalım. Limitli paletli iş yapalım. Bak ben şöyle bir iş yapmak istiyorum. Bana böyle rakursiler ve hayvan gibi 2D FX'li işler gösteriyordu. Tamam mı? Biçim olarak siyah beyaz oluşu ve Cem'in arzu ettiği açılar vesaireleri bulmak abi sporda mümkün oldu. Yani bir samuray filmi yapamayacağımız için bir spor filmi de ancak Cem'i tatmin edebileceğimizi farkına vardık. Bu şeyler birleşince, bu fikirler birleşince bir de yani Beşiktaş büyük camia. Herkes bir kere izlese en az 1,5-5 milyon, 10 milyon izlenir diye düşündük film.
bir yandan da öyle düşündük yani. Kesin çok izlenir. İyi takipçisi olur. Çünkü futbol böyle hani fanatik, ya fanatik demeyeyim de sahiplenen bir yanı var ya futbolun. O filmi sahiplenirse, filmde kendini bulursa, bir filmle bir özdeşlik kurarsa bizim sanatçı filmlerimiz gibi defa defa izlenebilir bir kıymeti olacaktı aslında. Burada biraz da Beşiktaşlıların hani Beşiktaş'a sahip çıkmasına, Süleyman Seba'ya sahip çıkmasına uzandık. Çünkü ben ne zaman Beşiktaş'tan geçiyor olsam illaki bir köşesinde Süleyman Seba'yı anıyoruz, unutmadık. İşte büyük başkan gibi bir posterini, bir fotoğrafını ya da kimi zaman doğum ölüm yıl dönümlerinde o sokağa gerilen koca dev bayrağını falan görmüşümdür. Bir o semtte de yüzüme aşina bir karakterdir benim. O yüzden çok uzak gelmemişti yani. Bu birkaç sebebi bir arada sayabilirim. Okey, güzel. Peki. Projeye nasıl başladınız? Yani mesela metin yazım süreci nasıl oldu? İlk öyle başladınız diye tahmin ediyorum. İlk böyle bir takım illaki şeylerle beraber yürümüştür. Kanka ben futbol topuna böyle rakursili vurmak istiyorum diyen animatörler bir yanda, bir taraftan da tamam Süleyman Seba yapıyoruz. Sevilen bir başkan, bunu bizim dilimizde yapacağız. Çünkü işte Zeki'nin, Müslüm'ün yani bunun belli bir dili aslında, var. Bu dille bir çevirmemiz lazım. Aslında bak lazım. Çok belli bir dil yok. Cem Demir Pençe'nin büyük etkisi var. Cem Demir Pençe dili değiştirmiştir bu serinin içerisinde. Bu filmin dili farklıdır. Biçim, evet. Estetiği öyle ama gene şeyi var. Okey, bu biraz daha şey bir, biraz daha anime, biraz daha cool. Doğru. Öbürlerine göre. Öbürleri daha magical realism. Bu çok öyle değil. Ama gene anlatırken gene benzer bir şiirsel dil. Dil olarak gene bir şiirsellik hafiften var gene yani. Bir benzerlik var aslında. O nasıl geçti? O süreç nasıl geçti? Kim, nasıl yazdınız? Nasıl şey ettiniz? Abi şöyle, şimdi ben futbol taraftarı bir insan değilim. Beşiktaşlı da değilim. Yani futboldan da anlamıyorum. En fazla Eskişehir sporluyum diyebilirim. Yes. Ve bu noktada bir işin sevdalısını bulmaya ihtiyaç vardı. Yani Beşiktaşlı olan, Beşiktaş fanatiği takip eden, ya fanatik herhalde olumsuz anlamları daha güçlü bir kelime, onu kullanmamalıyım. Beşiktaş taraftarı olan ve de bir kadın olsun, farklı bir karakter olsun diye benim hayatımdan Özlem Özcan, bir arkadaşım benim, tanırım kendisini, yıllardır Beşiktaşlı maçlara gider. Süleyman Seba'nın hayatıyla ilgili kitabı falan da okumuş bir karakter. Bir ona uzandım. Dedim ki bu taraftar gözüyle, yani bir Beşiktaşlı olmak gözüyle bakacak olan göz sensin dedim. Özlem'i aldım ekibe. Özgür Öcalan, o diğer ikinci yazar karakter. Özgür Öcalan da kendisi animasyon senaryolar yazmak isteyen, çiçeği burnunda stajyer bir yazar gibi bir kıvamdaydı. O da bizim kapımızı çalıp abi ben animasyon yazmak istiyorum diye gelmişti. Ona da aslında bu işin dilini, cümlesini, kelimesini bulmakla ilgili daha biçimsel kısımları vermiştim. Ruhu Özlem, biçimsel kısımları Özgür. Genel yapı, iskeleti, ne anlatılacağını, nereden yükselip nerede alçalacağımızı, o bu toparlayıcılığı ve de kimi zaman kelimelere müdahaleyi de ben üstlenmiştim aslında. Böyle bir üçlü takımla yazıldı bu çalışma. Nasıl veriyorum cevaplarını ama? Gittin Gökhan ya. Abi sen gittin geldin aslında. Biz buradayız. Bir şey yok. Oo. Alo. Şöyle şeye uzanayım Alper. Bunun bir yan sayfasını uzanalım biraz abi, gel. Şöyle açıyorum, geliyorum şimdi oraya. Hoppa. Çıkışın. Seba Behance. Eğer bizi Behance'dan takip etmiyorsanız bizi Behance'dan da takip edin arkadaşlar. Bir Behance sayfamız var. Burada önce research style. Aslında ben Mustafa senin ilgilendiğin, senin uğraştığın yerlere gelmek istiyorum abi.
Buralarda bir kalem sallamış mıydın? Bunlar senden miydi Mustafa? Aynen. Bunlar evet benimdi. Abi. Ne yapmaya çalışıyorduk burada? Ya ben ya şöyle burada esasında bu filmin görsel olarak challenge'larından bir tanesi şuydu. Eğer filmi renkli yapıyorsanız özellikle bir de kontür koyuyorsunuz çok kolay okutabiliyorsunuz. Eğer çok fazla teğet yapmazsanız falan bir şey okutmak kolaydır. Ama bu filmde şöyle bir şey kurduk. Birincisi yani sınır paletin Allah'a yani. Evet, başka yok. Renk. Gri de yok. Ve de şey de yok. Karakterlerde kontör de yok. Yani hani ve mesela beyazlar kayboluyor. Arkadaki background'daki beyaza kayboluyor falan gibi. Yani hani daha ne kadar yapılabilir falan şeklinde. Ve bu durumlarda okutmak için bayağı kafa yormak gerekiyor. Belli bir karede okutursunuz karakteri. Kamera değişir, karakter kaybolur falan gibi. Bir noktadan dezavantaj ama bir noktadan da biz bunu avantajımızı da kullandığımız yerler oldu. Mesela işte o karakterin futbolcu olarak girip yönetici olarak çıktığı yer değil mi? Yönetici evet. olarak çıkması falan gibi. Yani filmin dilinde bunu çok kullandık ve aslında buna çabaladık. Burada da sen dediğini hatırlıyorum mesela. Biz yani Cem de ben de kalem salladık burada karakter tasarlarken ki normal bir projede yaptığımız gibi herkes bir noktada birden fazla kişi kalem sallıyor ve mesela Beyoncé'ye bakıldığında mesela insanlar şey düşünebilir yani ne alaka falan gibi de bu karakterler ve senin şey dediğini hatırlıyorum Cem'e mesela en gidebildiğin evet. saçma yere git oradan geri dön falan gibi yani mesela o noktada mesela Cem'in böyle 8 şeklinde böyle bacakları böyle şeyleri bir karakterin bacakları 8 şeklinde falan gibi böyle hani dağında gidebildiği en saçma yere kadar gidip oradan geri döndüğümüz şeyler falan yaşadık ve bu kısımlar tabii eğlenceli oluyor. Çünkü böyle hep böyle bir karakter tasarım sürecinde ilk aşamada böyle hep elinin kolay gittiği yere gidiyorsun. Daha sonra saçmalayabildiğin kadar saçmalayıp arasında bir şey buluyorsun ve orada iyi taze bir şey çıkarabiliyorsun. İşte orası iyidir. İşte ben bunun bir üstteki şuradaydı değil mi? Evet, evet buradaydım ama bunlar tabii şeydi yani ilk hazırlıklar ve mesela işte eklemli nasıl olur, eklem yerleri kesik olsa nasıl olur, işte tişörtleri ya da işte formaları beyaz yapıp tenleri mi siyah yapsak falan gibi. Çok radikal kararlar. Evet. Bunlar tabii şey yani bir yani Seba'ya göre bir yandan Seba referanslarına da bakıyoruz fotoğraflar falan. Biraz şeydi tabii biraz uzak ondan biraz fazla maskülen karakterler. Belki kendi içerisinde karakterlerin iyi tarafları var ama bir noktada da Seba ile örtüşmesi gerekiyor. Evet abi arayışlar. Tabii tabii. Bir de bıyık koyarak onu Seba yapma çabası falan sadece bıyıkla. Evet sadece bıyıkla işte bak bunlarda göz evet. falan bile yok. Bunlar da eskisileri bu şeyler. Ve evet yine evet Cem'in kaleminden zaten karakter çıktı. Ortaya. Burada da aslında yani tek bir karakter tasarımına bakmıyoruz. Burada 7-8 karakter tasarımı bir arada yani. Hepsinin küçük küçük nüansları var. Özellikle bacaklara bakabilirsiniz. Omuzlardan anlayabilirsiniz. Son final şu son ikisi olmuştu değil mi? Son ikisini seçtik yani. Şu son... Evet. Zaten daha yetişkin bir karakter seçilmiş sonuç olarak. Ya biraz zaten... filmin yapısı da öyle, evet. dili de öyle olduğu için aslında öncekilerin tavrı çok daha tutmuyormuş. Hani güzel aramalar yapılmış orada ama filmin dilinde öbürlerini kullanılsaydı mesela ya bilmiyorum ilginç bir yere gidebilirdi ama dilinin de başka evet, olmasını evet, beklerdi evet. insan onu. Abi daha cool ki daha sert daha böyle enteresan bir dille öyle bir yapı uygun olurdu. Şu andaki tasarımlara dil daha uygun aslında. Evet canım. Bir yandan da epik bir hikaye anlatmak istiyoruz ya Alper. Hep bir epik, epikliğin altın çizilmesi var. Daha epik, daha epik. Bak formalar falan denenmiş. Abi fotoğraflardan formaları falan da denedik ya. Tam bir Hollywood prodüksiyonu gibi çalıştık bu projede ya. Evet zaten bu arka planlar koyarak işte karakteri öne koyduğumuzda nasıl kayboluyor mu kaybolmuyor mu kaybolmaması için arkaya bir siyah leke mi atsak üstüne bir şey mi yapsak falan gibi. Ya bence bu filmin en kızık kısmı da o yani. Noir bir estetikte yapılıyor film. Hani ara ton dahi yok.
sadece bir şey var. Yani bu hem ekonomik bir şey aslında. Ama şey gibi de görülmemesi lazım. Ekonomik olduğu kadar da zor da. Background'la uyumu bilmem nesi en ufak bir problemde karakteri okunmaz kılabilirsin. O yüzden aslında çok kontrol gerektiren bir tarz. O yüzden burada çok iyi çözülmüş bu estetik. Mesela şu dikilen sebalardaki en soldakinin bacaklarında gölge var. Bak diğer ikisinde yok. O bile ne kadar evet. değiştiriyor işi ki... O gölgeyi koyalım dediğimiz anda filmdeki karelere onun yansımasını düşün. Allah. Evet. Zaten evet o soldaki aha. Seba'da ilerlemiştik diye hatırlıyorum. Evet. Seba'nın expression sheet'i muhteşem ya. Çok güzel bir expression. Yani çok nefis böyle. Kartalımızı aradık kondurduk. Unused shots. Abi tabii filmi ben yazarken... filmin yazım sürecinde şeyleri de belirlemiştim Alper. Küçük kovalar diyeyim işte. Burada bu yaşanacak, burada bu yaşanacak, burada bu yaşanacak. Hani içinin tam ne olduğunu bilmiyorum ama atıyorum işte askere gidip sakatlanmasını şu saniyelerde anlatacağız. Bitmesi lazım diye koymuştum kafamda ve o sırada ekonomik takımın ekonomik sıkıntılarından da kurtaran bir karakter Süleyman Seba Beşiktaş'ı. Böyle boş bir kasayı böyle hoa süperhero landingle üstüne basıp böyle kasayı patlatıp ondan sonra işte dolu kasaya uçan falan bir şeyler düşünüyorduk orada. Ama mesela bunun olmaması iyi olmuş. Seba'nın ağır bir fiziksel aksiyon göstermeden epik olması daha iyi bir ağırlık katmış aslında. Yani mesela sırf kalemiyle evet, o Death Note esprisiyle orada gücü vermek evet. daha iyi bir estetik seçim yani. Bu da epik gözükürdü ama biraz yabancı da evet. durdu muhtemelen. Çok daha doğru bir seçim olmuş aslında. Hani şey bazı durumlarda şey insan şey yapıyor animatör böyle abi boldan da koyalım böyle uçsun böyle kaçsın diyor ama... Bazen daha az numarayla epikliği yakalamak aslında daha zor bir şey. Çünkü öbürü çok gördüğümüz şeyler. Fiziksele kaçmadan o epikliği hissettirmek daha da iyi. Ben sana şeyi soracağım. Burada en başta şey yaptınız mı? Yani bir emotion chart'ı. Yani izleyicinin nerede epikleşeceği, nerede gaza geleceği, nerede duracağı filmin. Yani genel filmin şey yapısı. İzleyiciye yansıtacağın duygu yapısı evet, hani yaparız evet. ya kabaca hani başlarda bir yükselir sonra iner. Çünkü yani yapmadıysanız da aslında bu filmde bence en iyi çalışan filmlerden evet, biri evet. bu bizim KOF tarihinde. Evet. Ben ne zaman izlesem o yani sonlara doğru bir gözlerim dolar bir duygulanırım şey yapar yani gerçekten beni bilen biri olarak bile hani o numarayı bilen biri olarak bile yerim ben onu. O yüzden duygu şeyi çok kuvvetli bu filmin. Öyle bir şey çalıştın mı? Valla hacım hatırlamıyorum ya. Hatırlamıyorum. Sanki böyle şeyler yani nasıl diyeyim sana. Adamın hayatındaki o mihenk taşlarını bir araya dizince ister istemez nerenin yükselip nerenin alçalacağını parlattı kendisi yani proje. Abi çok net bir şey söyleyemedim. Bunu hatırlayamadım ya. Ne diyorsun Mustafa? Böyle bir şey çalışmış mıydık ya? Ben de hatırlamıyorum. Ama şey olduğunda ben de izlediğimde böyle bu filmde böyle gerçekten böyle hani böyle film eğrileri vardır ya hakikaten. Böyle bayağı iki eğrili bir film gibi böyle. Çünkü bir yerde böyle bir film bitiyor gibi oluyor ama sonra evet. tekrar canlanıyor. Sonra evet, tekrar evet, evet. diyor. Ve o Alper'in dediği şey de doğru bir noktada şey olarak bu hissiyat hani biz de şey deriz de böyle tüyler diken aynen. falan gibi bir kavram vardır. Yani eğer o son noktada böyle bir tüyler diken diken ediyorsa aslında film bir noktada evet. amacına ulaşıyor bizim nazarımızda. Abi evet. Arkadaşlar ben animatik arıyorum animatik. Ben animatiği merak ediyorum. Ha bu animatiği ne? Oo tamam. Buldum, ama buldum. Nereden göstereceğiz? Notion'u yüklemen lazım. Tamam. Tamamı değil galiba bu. Yani evet animatik olsaydı güzel olurdu. Bak sanki. Sonra tamam devam edeyim ben. Sen ona baka dur. Yine atılan karelerden
Gerçi şu sağ alttaki kareyi kullandık daha sonrasında işte o şer sebayı. Benzerini evet. kullandık. Aynı açıdan değil de benzerini kullandık. Bir de işte başkan olurken böyle bir koridordan geçip herkesin önünden geçtiği acaba bir kare mi koysak gibi de fikirler vardı ama onları da attık sonradan çöpe. Bu ilk kareler bir görsel stilin çözülme için araştırılması. Mesela ilk kare o kadar iyi değil, sağdaki daha iyi çalışıyor. Soldaki o kadar iyi değil, sağdaki daha iyi çalışıyor. Ha şey işte Berlin, Almanya'daki gidiş yolculuk. Evet. Bu kendi evi, kendi evindeki odaları da gazetelere, televizyonlara verdiği röportajlarından, fotoğraflardan çalıştık aslında. Birebirdir yani. Bugün tahmin ediyorum gidilse aynı çerçeve, aynı duvarda, aynı yerde bulunur. Yani her şeyi, bu plakaların yerleri, plaketlerin yerleri vesaire birebir orijinallerinden çalışıldı. İşte pastane, manav, Beşiktaş Stadyumu, şeyden, Boğaz'dan görünüş. Şuradan çıkılır, neyse. Layoutlar, 1-2 layout çalışması. Abi burada canavarı en çok çözen adam sensin. Bu canavarlı sahnede ciddi uğraşan sensin. Hı hı. Bu canavarlı sahneyi anlat bize biraz abi. Ya evet, bu şerli kısımları yaptık bayağı. Burada işte zaten yine bu layoutları da Cem'in çizdiği layoutlardı. Ve orada böyle işte zaten... kamera açıları falan da önceden planlanmıştı ve hatta kamera izleri bile planlanmıştı ama burada biz mesela layoutlarda bu tarz şeyler hazırlıyoruz. Ama daha sonra denerken tabii ki de bir sürü yığına değişikliğe giriliyor. Burada evet, burada şeyin de böyle karakterin de böyle bir canavar ama bir organik bir varlık, onu böyle hissettirebilmek için bayağı bir işte yani After Effects'te farklı farklı denemeler yaparaktan aslında uygun bir şey bulmaya çalıştık. Burada yine evet şeyin Sebar'ın alttan böyle epik bir şekilde. Mesela şey de güzel. Hani bazen karakterin çoğu kısmının sabit kalıp bazı evet. kısmının hareket ediyor olması. Evet. Burada sadece işte şeyi hareket ediyor. Pelerini hareket ediyor falan. Ben şeyi de çok beğeniyorum. Bu hani Sebar'ın böyle suratının bize doğru yaklaşıp sadece gözünü kaldırdığı evet, plan evet. var ya mesela. Yani çok ufak ama aslında çok etkili oluyor. Şurada mesela o canavardan bahsediyoruz işte eli kolu bağlı, elini kolunu bağlamaya çalışıyorlar. Ama o yırtıyor ona falan yırtıyor, burada da transparan gif koymuşuz o yüzden gözükmüyor. Transparan gif koyduğumuz için evet her şey oluyor. Böyle beyaz. Tamam dur geri şey geleyim orada. Yukarıda bıraktığımız yere, o bıraktığımız yerden devam edelim. Orada mesela canavarın aslında yukarı yükselişi bir tane JPEG, şöyle bir JPEG kayıyor falan. Evet. Aslında bir şey kaymıyor. İşte eliyle vuruyor, atıyor hmm. falan. Abi bu lokasyonlar çılgıncaydı. Lokasyonlar da birebir Beşiktaş'ın çarşısından çalışıldı. Google Maps'le oraya indik. Google Maps'le o kameralardan binaların karşılarından screenshotlarını alıp binaları çalıştık. Şu bina yani şu falan var Beşiktaş'ta, gidin bunlar aşağıda göreceğiz sahneleri kurduğumuzda birebir Beşiktaş çarşıyı kurduk aslında biz bu siyah beyaz çizimler ve binalarla. Ve abi revizyon şey olur. Kebap var mı Gökhan? Revizyon burası, kebap. Burası İstiklal dolu zaten. Revizyon kebap. Çok güzelmiş. Mesela orada şey güzel, mesela Mustafa Protein Bar var. Ben o dönem şey yapıyordum, cime gittiğim için sürekli protein takviyesi alıyordum. Şurada. Öyle takıntılarım Mustafa vardı. Mustafa Protein Bar gördüm. Müslüm albüm kapağının altında. Evet, aynen. Solda Şen Kuş Prodükte var. Orası aslında şeyin sevdiğinin de kendi işlerini yaptığı hesap. Bak Ocakbaşı var. Var. Zeki'ye bir tane dükkan açılmış. Kofsel, pando kaymak, pando kaymağı da koymuşsunuz oraya. Tuğçe, ne o? Tuğçe, biberiye okuyorum ama. Butik. Kof döner, Şenkuş kafe falan. Aynen abi, bunların hepsini
birebir de çalışıldı yani bu binalar falan. Bu tesisler şurada gördükleriniz de hep tesisler. Süleyman Seba'nın Beşiktaş'a kazandırdığı tesisler. Onlar da yine fotoğraflarından çalışıldı birebir. Devam edeyim şöyle tesislerimizi de bitirdikten sonra. Background karakterler. Bu en sonda bir de çarşıda böyle kamera çok fiyakalı bir dönüş aynen. yapıyor ya. Abi ne uğraşmıştık orasıyla. Orası zaten evet en epik kısımlardan o bir tanesi. O kamera dönerken abi buraya popüle etti Cem bizim için. Bir sürü karakter çizdi işte siyah beyazlarda. Böyle coşan çılgınca. Abi o ekibin içerisinde fark etmediğiniz başka karakterler de var film. Saitama. Saitama var. Rick and Morty var. Bir de Tetsuo ve Kaneda var. Tetsuo ve Kaneda evet. Bu üçünü filmde bulanlara Ford Fiesta hediye bizden. Çünkü abi üçünü biz bulamadık ya. Cem koyduğuna emin. Ya Cem şeyde After Effects'lerde var ama kamera öyle bir yerden dönüyor ki Kaneda'nın kolu gözüküyor falan sadece. Falan. Öyle Easter egg'imizi Easter egg'liyoruz yani. O derece. O derece. Aynen bu karakterleri de en sonda Beşiktaş Çarşı'da kamera dönerken görebilirsiniz. Bak ha burada bizler varız. Ama kim çıkaramıyorum. Bu Cem. Bu Tuğçe mi sevdi mi? Şu alt... O Tuğçe'ye benziyor ama altta kopan da benimdir muhtemelen bilmiyorum. Ya Cem kadınları benzetemiyor ya. Erkekleri benzetiyor da kadınları zor bu benzetiyor. Bu sevdi miydi? Bak şu ben. Bu Alper Ceviz. Bu Mustafa. Bu kim? Bu da diğer stajyer miydi? Ya da bu ben miyim? Bilmiyorum. Onlardan biri benim işte. Abi 2017 filmde 2017 yılında yapmıştık biz bu filmi. Kaç yıl olmuş bak 4 yıl olmuş. Vay be. Üniversiteye ya. Girseydik mezun olmuştuk şimdi. Tamam aynen. Devam edeyim. Ben bu filmdeki bir yorumu şöyle. Çok beğeniyorum. YouTube yorumunu. Şey abi seyircileri PES'ten evet. daha iyi çözmüşsünüz. Ve çok doğru. Gerçekten arkadaki seyirciler çok daha iyiydi gerçekten o dönemin PES'inden. Vallahi evet ya. İşte Berkan sağ olsun. Abi logo arayışları yine filme hayvan gibi logo arayışı. Seba. Ya tabii yine şey durumu var. Arkaya bir tane şekil istiyoruz. O şekil işte devamlılığını evet. sürdürsün istiyoruz diğer logolarımızla. Siyah beyaz işte forma gibi olsa nasıl olur diye bakıyoruz. Bu ilk tipografiden Seba arayışları çok kötü olmuştu yani. Şuna baksana şu. Yani şimdi şuna diyorum da siz görmüyorsunuz. Şey Indiana Jones'un arması gibi böyle o olmadı yani. Şuralarda falan abi arkaya bir arma gelince toparladı. Sonra da kartalı getirmemiz lazım ya. Kartal nasıl gelecek? Kartal nasıl gelecek? Kara kartal nasıl gelecek falan. Bunların bir hibritiyle abi hem arkaya takım şeysi hem arkaya takım numarası hem de bu kartal kanatlarıyla falan bence logosu bayağı şık oldu abi Seba'nın. Çok da iyi değilmiş ya. Yakından bakınca problematik geliyor abi. Yani arkadaki şeyler çok küt evet. köşeli, öndekiler çok rounded. Biraz rahatsız etti beni. Bak, yabancı durdular. Öndeki niye rounded? Onu da açıklayayım. Arkadaşım öndekinin rounded olmasının bir açıklaması var. Abi biz burada bu Sebo'yu yazdığımız font bir kolej fontu. Yani futbol, spor oralara doğru çeken kolej fontları vardır ya. Spor takımı, kolej fontları. Kolej fontlarından yola çıkarak yapılmış bir şey o. Sen bana ne anlatıyorsun? Mantığını sen bana anlıyorum. Mantığını anlıyorum ama arkada onu destekleyen bir şey yok. Belki bir kısmı rounded olup sonrası sivri olsaydı olacaktı. Bence yani ben çok beğeniyordum. Şimdi yakından bakınca biraz problematik aferin, buldum. Teşekkür ediyorum ya. Sağ ol. Kötü değil ama. Eyvallah. Şurada Mustafa'nın yaptığı özel gif var abi. Bu animasyonu sen yapmıştın hacım. Tsubasa evet. Biraz Tsubasa ezgili. Oralardan
esinlendiğimiz Tsubasa zamanlarında. Ya zaten o hani o filmin başında dedik ya aslında senaryo kısmı. Yani bu genelde bizim yaptığımız filmlerde de hep şey oluyor. Yani sadece senaryo ve ona uydurulan bir şey değil. Aslında görsel ve senaryonun da böyle birbirine evet. el attığı bir durum oluyor. Hani mesela hani bu Miyazaki filmini izleyenler biliyordur. Yani Miyazaki hep storyboardla başlar ya, böyle resimlerle başlar. Film senaryo yazarak hı-hı. başlamaz mesela. Ya burada da mesela o heyecan duyduğunuz hani şey de var çünkü. Ya ben şöyle bir sahne yapmak istiyorum deyip hani o sahneyi de böyle filme adapte edip oradan bir yolu bulmaca gibi şeyler yol yapılıyor yani. Kim'in yaptığı da. Yani buradaki topu da frame by frame yapmış olmanız gerçekten ancak off yapar bunu. Normalde 3D yaparlar, geçerler. Bu adam topu da frame by frame yapmış. Helal olsun diyorum yani. O yüzden bence bir ekstra güzel bir move yani, o topu da frame by frame yapmak. Tabii kanka. Geçtim. Bir sürü gif'imiz var. Burada Beyoncé gidiniz abi, evet. gif'lere bakınız. Gif'lerimizi inceleyiniz. Şu Kartal'a dönüşme sahnesini bahset Gökhan. Cem karşı çıkmıştı abi, falan ya buna. Abi ne karşı çıktı, ne karşı çıktı ya. Şu sahne. Çok bayat olur, çok kötü olur abi, demiştin evet ya, değil mi? Şimdi şöyle. Ben istiyorum ki sporcular, bak şimdi bu da başka bir ihtiyaçtan dolayı çıkıyor hacım. Her şeyin, her cevap aslında bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkıyor. Çok böyle romantik sebepleri de yok yani. Şimdi o dönemin futbolcularını çizmeye kalkarsak yandım Allah, işimiz var yani. İşte Feyyaz'ı var bilmem kimi var falan, yüzleri benzedi benzemedi bilmem ne. Ama sahada oynayan oyuncu da göstermek istiyoruz. Sahayla ilgili de bir sürü yapmak istediğimiz şey var. Ama oyuncuların yüzlerini göstermiyor olmamız lazım yani. Dert. Dedim ki bak, bundan kurtulmak için kartal kafalı yapalım bunları. Daha epik olurlar. Daha böyle iyi dövüşürler, savaşçı gibi olurlar falan, çığlık atarlar, bir sürü şey yaparız buna. Cem inanılmaz itiraz etti. Kartal kafalı mı olurlar, işte Mısır gibi ne alakası var, böyle şey mi olur falan, inanılmaz itiraz etti. Hem yalvar yakar, hı. hem de kardeşim yani bak ben burada patronum ya. Patron olarak istediğimi alamayacak mıyım? Benim söylediğimi yapmayacak mısın yani? Ne olur rica ediyorum senden diye diye zorla yaptırdım. Filmin en prestijli sahnesi. Evet, sonra da çok yani. Memnun kaldı. En epik yer oldu. Sonra da çok memnun kaldı. Kendi de çok memnun kaldı. Abi iyi ki öyle yapmışız ya. Gerçekten kartal kafalarıyla bir araya gelince çok güzel oldu diye. Kendi de ikna oldu. Sonradan. İnsan bazen bilemiyor. Görmeden anlayamıyor ya. Öyle oluyor. Bak abi işte şurada şu çarşıyı birebir yaptık ya. Bu çarşıyı birebir yaptık gerçekten ya. Bunlar da evet, Alper evet. Ceviz galiba şey yapmıştı işte o 3D Plane'de dizmişti. Alper de onları dizdi. Alper Ceviz başka bir Alper. Daha önce bizlerle beraber olan Alper. Yani Alper'imiz bol. İşte muhteşem kırılma ve açılma sahnesi. Ben bu sahneyi çok seviyorum ya. Bu sahnenin ses tasarımı çok iyi oldu. Burak'la ses tasarımında epey kafa yormuştuk. Ben o sahnenin ses tasarımını çok beğeniyorum. Şimdi geldim abi, line testler falan var. Bu line testlerden istediğiniz bir şey varsa Mustafa, senin şu çalıştığını açayım abi. Koşuyor. Önden koşmalı. Abi biz bu filmi yaparken hiç şeye düştük mü? Böyle siyahını yanlış kare boyamışım, bir yandakini boyayacakmışım, yanlış oldu falan kesin. Ya kesin olmuştur ama ben hatırlamıyorum hiç yani. O ya şey çok batmıyor. Aslında şimdi bilen göz, ben mesela nerenin Mustafa, nerenin Cem hı-hı. yaptığını anlıyorum. Mustafa'nın daha nazik bir kalemi var ve Mustafa'nın daha kurallı bir karemi var. Cem daha wild atıyor, daha vahşi atıyor çizgileri. O yüzden mesela bu kareyi Mustafa'nın hı-hı. yaptığı belli. Mesela sert gölge kullanmamış, kontür var vesaire ama başkasına bakmaz asla bu evet. yani hani çok gören göz için, hani bilen biri için geçerli. Burada böyle ufak tarz
farklılıkları var ama hiç batmıyordu aslında. Şeyden de anlaşılır ya, evet. Timingler. Mesela Cem'in animasyonlarındaki timinglerle benimkiler de farklı. Cem'in de timingi öyle bir timing ki mesela az kare kullanıyor ama timing ile çok iyi tutturuyor mesela. Evet evet, Cem daha az kare kullanır, evet. Daha hızlı timingler yapar, evet. Evet, evet. Abi, bu da yine senin çözdüğün sahne, kompoziti ile bir arada görüyoruz. Koşuyor kompozitingi ile bir arada görüyoruz. Peki abi, mesela burada sen şeyi hayal ediyorsun bir yandan. Mesela adam öne eğildiğinde işte sahnede arkada sahada yukarı kalkacak gibi, bunu hayal ediyorsun mesela. Frame by frame'de hayal ediyorsun sen bunu. Sonra bunu compositing artiste tarif mi ediyorsun? Anlatıyor musun? Burası nasıl oluyor? Yani aynen orada zaten o dönem bu tarz yasaklar olmadığı için sırt sırta çalıştığımız için zaten sürekli bir dirsek temas halinde, yani kafamdaki açığı ve şeyi de mesela orada galiba bunu galiba Berkan yapmıştı galiba yani. Bu sahne kompozitinkini onunla böyle dirsek temas kurarak şey yapmıştık, konuşmuştuk zaten, bir takım referans çizgiler de çizerekten şey olmuştu. Berkan da çok kolay bir şekilde şeyi anlayıp, hareketi anlayıp yerleştirmişti. O da hiç böyle şeyi hatırlamıyorum, evet. Zorlandığımızı falan. Abi oturmuyor bir şekilde falan gibi bir zorlanmamızı hiç hatırlamıyorum, evet, bir sahnede abi. Özellikle. Bu sahnedeki şeye bayılıyorum ya. Kayan adamın bir PNG olarak kayması ama hiç bize batmaması bence muhteşem. Yani herif PNG kayıyor oradan. Animasyonu yok ama hiç göze batmıyor. Muhteşem bir kare yani, o yüzden. Bence şeydir yani bu. Böyle ekonomik çözümün tanrısal noktaları artık abi. PNG kaydır, salla. PNG'yi kaydır, çalışır. Zaten göz koşan elemana bakıyor. O PNG kaysın arkadan. Çok güzel bir hareketti yani. Ben onu fark ettiğimde dedim helal olsun yani. Bak, muhtemelen... İkinci frame'i çizmeden çözmüşler. Ya muhtemelen ben onu şey yapmışımdır. Mesela o alttaki kayan karakteri de böyle mesela tektir ama böyle papıt falan koyup kolu bir yandan şöyle bir açılıyordur falan kayarken ama... Hiç anlaşılmıyor. Evet abi, az zaman var. Evet. Az zaman var. Peki. Ben bu şey sahnesinde Cem'e şey demiştim. Vay anasını satayım, şeyden birebir almışsın demiştim. Death Note'dan birebir, helal olsun, birebir almışsın. Yok, birebir değil dedi. Hakikaten baktım. Açı başkacım. Açı başka olmuş. Çünkü biz denedik, evet. O açıları. Okutmuyordu o açılar bizim için. Denedik böyle çok. Evet, aynı hissiyat. Sanki bakınca zaten gördüğüm bir şey gibi zannediyorum. Lan birebir Red Note galiba diyorum. Çok benzer açı ama değil, aynısı abi, değilmiş değil, yani. Değil. Bir özel açı çalışıldı burada. Ben de hatırlıyorum onları. Bu arada şey de çok güzel hareket yani. Bazı yerleri ya ben bu filmde şeyi çok beğeniyorum. Ekonomiklik olarak gene bence çok etkili. Bazen frame by frame ama mesela bazı yerde kol puppet ama batmıyor o göze yani hiçbir şekilde. Evet abi. Şurada döndürmeyi bir kez daha izleyelim. Şampiyon döndürme. İşte nefis boom. Zaten ya. Muazzam. Animatik abi, WhatsApp'ımı çökertti o animatik. Bilmem anlatabildim mi? Hadi ya. WhatsApp'ımı kapatmak zorunda kaldım çünkü OBS başka sinyaller vermeye başladı falan gibi. Bir dakika, erişmeye çalışıyorum. Sen onun Notion'u neden yüklemedin Kankito? Abi ne bileyim, aklıma gelmedi yani. Direkt WhatsApp'tan sallayayım, oradan çekersin dedim. Ne bileyim ben Notion'un daha az emek şey WhatsApp harcayacağını. WhatsApp çünkü. Hem de sen ne? Burada seslendirmeci sensin. WhatsApp'tan hadi bir daha deniyorum açmayı, indirmeyi ama hadi bakayım. Bak, benim OBS'imi kilitliyor WhatsApp'ın açılmaya çalışması. Ya tamam, okey, olmuyorsa olmuyor, yapacak bir şey yok, boşver. Bak burada Cem yine şey koymuş, sahaya referans evet, evet. Falan koymuş en azından. Rahat olsun diye. Şöyle üçlü sohbet anımıza geri döndüm. Hah, tamam. Evet abi, Süleyman Seba filmini de konuştuk.
Beşiktaş'ın şampiyonluğunu da kutluyoruz tekrardan. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkürler. Aynen. Alper herkese sen, ben senin, sen öne kayma da ben senin yerini kaydırayım şöyle, dur. Ha, tamam şimdi oldu. Alper'in de yerini ayarladık. Mustafa çok teşekkür ederim hacım. Bu yayın aramıza katıldığın için. Sebo filmiyle ilgili süreçten bize paylaştığın için uzun zamandır da görüşmüyorduk. Hoş geldin. Ama önümüzdeki dönemde epey görüşeceğiz. Ona da hoş geldin. Mustafa'yla yeni bir projeye başlıyoruz. Freelance ekibimizin içerisinde yer alacak. Yine güzel bir proje yapıyoruz. Bakalım detayları 3 ay sonra anlatırız. Şu anda anlatamayız. Hadi bakalım. Evet abi, güzel çok ekstrem bir proje yapıyoruz. Anlatacağız. Çok acayip bir şey anlatacağız yayında. Ne kadarını yayında gösterebiliriz bilmiyorum. Gösterebildiğimiz kadarını göstereceğiz. Çok acayip bir şey yapıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Var mı ek notumuz, bir şeyimiz geceyle ilgili? Kapatıyorum yoksa yavaştan. Ha. Yok. Okey. Bence güzel, nice. Şimdi yorumların arasından bir arkadaş bu akşam portfolyo bakacak mısınız demiş. Hacı haftaya bakacağız. Discord'umuza üye olabilirsin. Aşağıda linki var. Discord'umuza üye olabilirsin. Discord'a gönderilen çalışmalara da bakıyoruz. Oranın da takibindeyiz. Haftaya biraz portfolyo bakarız diye düşünüyoruz. Haftaya şey yapın. Haftaya yine burada olalım, beraber olalım istiyoruz. Mustafa tekrar teşekkürler hacım, emeklerin için. Sağ olasın bize vakit ayırdığın için. Ben öpüyorum tekrardan. Sağ olun. Son notlarınızı alıp kapatıyorum. Buyurun. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakınız. Şeylerde tabii gösterilen ya detaylıca görmek istiyorsanız hakikaten Behance sayfasını ziyaret edin. Çünkü bu yayınlarda gösterilen şeyler gerçek PPS'li gelmiyor. Ve şey yapın yani, tavsiye ediyorum Behance sayfanızı, sısını incelemenizi tavsiye ediyorum. Aynen. Mustafa'yı da Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram adresini adının altında yazıyor. Adının altında hemen orada yazıyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Güzel. Gelen herkese teşekkürler. Öpüyorum. Alper sen de öpücüğünü gönder. Kapatıyorum. Evet. Ne diyoruz? Şampiyon Beşiktaş. Şampiyon.